Avrupalı işletmeler ucuz iş gücü bulma amacıyla başta Çin olmak üzere farklı ülkelere gidiyor. Avrupa'da da işsizlik yaşanırken bu kaçışı önlemek için Avrupa Birliği hangi önlemleri alıyor? Şirketlerin ülke dışına taşınması ile ilgili Fransa'da, Güney Avrupa ülkelerinde çok spekülasyon yapılıyor. Kaynak ya da sermaye transferi mi yapılıyor? Bir şirketin ülke dışına taşınması ne anlama gelir? Fransa'nın büyük inşaat malzemesi firmalarından Lafarge bir fabrika kurdu. Çimento fabrikası Hindistan inşaat sektörüne hitap edeceği düşüncesiyle bu ülkede kuruldu. İş hacmini arttırmış oldu ancak bunun Avrupa ya da Fransa'dan götürdüğü bir şey olmadı. Buna karşılık Renault'un maliyetleri düşürmek için üretiminin bir kısmını Doğu Avrupa'ya taşımasını kaynak transferi olarak düşünebiliriz. Üretim kaybı, ciroda düşüş, vergiden kaçınma ve istihdam daralması. Peki uluslararası rekabet içinde olan bir kuruluşun buna yönelmesine karşı ne yapılabilir? Ve bu noktada Avrupa Birliği ne yapıyor? Aslında çok da bir şey yapmıyor. Buna imkan da yok. Çünkü endüstri politikası, yüksek öğretim, araştırma geliştirme stratejileri hep üye ülkelerin tasarrufuna bırakılmış olan konular. Burada tespit edilmesi gereken geleceğin sektörlerinin hangisi olduğu. Halen düşük maliyetle yapılabilen sektörlerde rekabet etmek için ısrarcı olmak çok da doğru görünmüyor. Avrupa'nın kendi kozlarını öne çıkarması gerekiyor. Siyasi istikrar gibi, hukukun üstünlüğü, standartları riayet edilmesi ve iyi eğitimli kalifiye iş gücü gibi. Bunu göz önüne alarak yüksek teknik gerektiren biyoteknoloji gibi konulara eğilmek gerekiyor. Kabul etmek kolay olmasa da yüksek artı değer katabilecek alanlara yoğunlaşılmalı. Özellikle de öngörülemeyen değişimlerin olduğu zamanlarda ki bu değişimleri öngörmekte hükümetlerimize düşüyor ve Avrupa çapında düşünmeyi ihmal etmemek gerek. Siz de U-Talk programı için sorularınızı Euronews internet sayfası üzerinden bize iletebilirsiniz.